kaldı benim tostum. Çay vardı bizim. Bir saattir bekliyorum. Hadi abicim ya. Hemen geleyim. Hemen geleyim. Al sana tostum. Paramın üstü nerede kaldı? 10 milyon üstü vardı. Para üstü. Para üstü. 10 milyon üstü. Aha nasıl para üstü? Heh. Tost vardı. Hemen geleyim. Tostumuz hazır. Ay ne hazır ya? Kömür olmuş bu. Sen ye buna. Yok ben yedim kurban. Ay sensin kurban. Ben olayım ne olur ki? Hadi abi çay Rize'den mi geliyor? Rize'den gelir mi? Çay ocağından alıp geleyim. Dur bekle şimdi. Yetiştik sana abi. Yetiştiler. Sen paraları hallet bir serviste yaparız. Tamam. Tost kiminde? Tost oraya var bir tane. Evet aldık meyve parayı. Suyunu. Arkadaşım bir çayı var onu da hemen buyurun. Hadi. Meyve suyunuz? Meyve suyu. Açılın bakayım beynemazlar. Çin'de, Amerika'da o kadar aç çocuk var. Yam yam gibi üşüştünüz kantinin önüne. 6 kere 9,5. Bilemedin tostum benim. Hadi bakalım. A şehrinden B şehrine 10 kilometre hızla yürümeye devam et. Haydi, haydi. Teneffüs zili çaldı mı? Çaldı. Ne duruyorsunuz burada? Ne yapayım? Bir tane tost, 6 kere çalkalanmış ayran. 6 kere 9,5. 66,5. Hep, hep ezber ezber. Bunları deftere yaz. Sol tarafa isim, sağ tarafa miktar. Siz de derse girin. Öğrenci misiniz, kantinci misiniz beni deyip. Benim azan. Bu ne? Boş ayıca. Aynen. 6 kere çalkalanmış. Geçti mi acaba o büyücü kameranın önünden? Yok canım geçmemiştir herhalde. Geçse muhakkak görürdüm. Peki kamerada görünmezse ben onun görünmediğini nasıl ispat edeceğim? Ha, ilk önce ilk seferinde kendi kendime %100 görünmediğini ispat edeceğim ki bir dahakine insanları ispatlamaya çalışırken madara falan olmayayım. Hayatta her şeyin, her sorunun bir cevabı vardır. Her cevabın da güzel bir sorusu. Vay be. Kız ne güzel laf ettin öyle Fitnat. En iyisi ben bunu çerçevirdim. Bütün sınıflar her yerine atayım yastırayım. Gel. Burak Bey siz miydiniz? Merhaba Fitnat Hanım. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen konuya gireyim. Ne aceleniz var? Bir çay kahve bir şey içseydiniz. Ya da uzun süredir bastırdığınız duygularınızı açığa vursaydınız. Yok teşekkür ederim. Ben sadece izin isteyecektim. Tabii. Ne için izin istiyorsanız her şeye izin verebilirim. Ha, tamam. Bunu imzalarsanız yeterli. Aha, tabii. Ne içindi bu izin kağıdı? Öğrencilerin gezi yapması için. Malumunuz çocukların eğitim ve öğrenimi için bu tür geziler bayağı bir faydalı oluyor. Benim malumuma ihtiyacınız yok Murat Bey. Eğer siz faydalı diyorsanız mutlaka öyledir. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Bugün siz benden bir şey için izin istersiniz veririm. Yarın bir gün ben bir şey için sizden izin isterim. Siz bana verirsiniz. Bu işler karşılıklı ne de olsa değil mi? Gel. Oo, güzel kravat. Ben de matematik deneyleriyle ilgili alet alacaktım da onu konuşmaya geldim. Ay hiç acelesi yok Selamet Bey. Yani hele böyle deneysel malzemeler falan alacaksanız hiç mi hiç acelesi yok? Alamet. O da olur. Geziye izin verdiğiniz için çok teşekkürler Fitnat Hanım. Bir dakika. Bir dakika. Ne gezisi bu? Oyuncak müzesi. Okul öğrencileri için. İlahi Burak öğretmen. Hiç güleceğim yoktu. Ya bu çocuklar yuva okulu öğrencisi mi? Ne işleri var oyuncak müzesinde? Bari emzik biberon müzesi bulun da oraya götürün çocukları. Bunun ağzı ne konuşuyor ya? Ama oyuncak müzesi 7'den 70'e herkesin bayılarak gezdiği bir müzedir. Ve de çok ilginçtir. Evet. Çok ilginç olabilir. Burak öğretmen, benim de sizinle bu geziye gelmemde bir sakınca yoktur umarım. Yo, herhangi bir sakınca yok. Güzel. Çok ilginç olacak. Tekrar teşekkürler Fitnat Hanım. Rica ederim.